Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, iktidara geldiklerinde değişmeden siyaset yapacaklarını ve milletin sorunlarına bir bir çözüm üreteceklerini söyledi. Necmettin Erbakan'ın başkanlığı dönemini anımsatan Narin şunları ifade etti. Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kayseri'nin Cumhuriyet Meydanı'nda görüyorsunuz, Yeniden Refah Partisi'nin standı var ve diğer partilerin de standları var. Sizler buna şahit oluyorsunuz. Bütün standlar boşken Yeniden Refah Partisi standlarına gençler olsun, halkımız olsun koşarak gelip kendilerinden üye oluyorlar. Buna sizler şahitlik ediyorsunuz. Artık geliyor gelmekte olan diyenler, geliyor gelmekte olanın Yeniden Refah Partisi olduğunu görüyor. Biz diyoruz ki artık bendin önünde durulmuyor. En azından bu rüzgara halkımız da katıldı, devam ediyor. Güzel bir rüzgar, Yeniden Refah Partisi rüzgarı, bahar geldi, yaz gelecek. Ve biz ülkemizi sürekli yazda ve baharda tutacağız. İnşallah herkesin ekonomik sıkıntılarını biliyoruz. Mazotun, çayın ne kadar olduğunu biliyoruz. Çarelerini biliyoruz. Ekibimiz çok güzel. Arkadaşlarımızla birlikte sürekli sahadayız. Pırlanta gibi gençlerimiz hakla batılı ayırıp buraya gelip inşallah Yeniden Refah Partisi teşkilatlarına üye oluyorlar. Gençlerimiz sürekli zaten sahadalar. İl yönetimimiz, birim başkanlarımız sürekli sahadalar. Ve artık Kayseri'nin bu atıl durumdan kurtulması için, atıl siyaset anlayışından kurtulması için ve betonlaşmış siyaset anlayışından kurtulması için, herkesin konuşabileceği, özgürce kendini ifade edebileceği bir siyaset anlayışına kavuşması için, tek yönlü değil, bütünüyle kapsayan bir siyaseti kavuşması için Yeniden Refah Partisi teşkilatlarımız gece gündüz çalışıyor ve Kayseri'mizi istediğimiz Kayseri'ye ulaştırana kadar da bu hedeflerimizden şaşmadan liderimiz Doktor Fatih Erbakan'ın izinde, hocamız Necmettin Erbakan'ın izinde, bize çizdiği yolda biz de A kuşağı, Z kuşağı, D kuşağı diye genç tanımadan gençlerimizin geleceğini oluşturabileceğimiz, milletimizin geleceğini rahat bir şekilde oluşturabileceğimiz ve gerçekten bu ülkeye yarın için güvenle uyanabilecek gençler ve üniversitem ne olacak, işte ne kazanacağım, ben üniversiteyi bitirsem de ne iş yapacağım kaygısından kurtulmak için biz gençlerimizi kucaklıyoruz. Biz biliyoruz, halkımızı kucaklıyoruz ve çarelerle geliyoruz. Öyle boş laflarla gelmiyoruz. Bize inananlar, bize güvenenler hiçbir zaman yarı yolda kalmayacaklar. Hiçbir zaman bugünle yarını ayırmadan, bugün neysek yarında o olacağımıza söz vererek, özümüzden vazgeçmeden Kayserimizle birlikte Türkiye'ye inşallah Yeniden Refah Partisi'nin rüzgarını getirip, Doktor Fatih Erbakan'ı 13. Cumhurbaşkanı yapıp ve bizler de inşallah ülkenin refaha kavuşmasını 54. hükümet zamanındaki yapılan icraatları tekrardan kazanıp çiftçimiz, köylümüz, emeklimiz, memurumuz, asgari ücretlimiz hepsi de dua edecek şekilde biz teşkilatlarımızı tamamladık, projelerimizi tamamladık ve Kayseri'ye yakında inşallah gümbür gümbür projelerimizi de açıklayarak geleceğiz ve seçim akşamı inşallah sandıkları patlatacağız. Çünkü görüyorsunuz siyasi ortamda herkes kutuplaşmayla, birbiriyle saldırıyla meşhur. Biz ne yapıyoruz? Biz projelerimizde tanınma istiyoruz. Biz halkımıza diyoruz ki biz şunu yapacağız. Ahmet onu demiş, bunu demiş. Birisi ırkçılıkla siyaset yapıyor, birisi başka bir şeyle yapıyor. Bizim için 7 milyar insanın refahı önemlidir. 7 milyar insan da bizim için aynı statüdedir. Hiçbir şekilde sağcısı, solcusu, Alevisi, Lazı, Çerkezi, Sünnisi bunları ayırmadan Erbakan hocamızın dediği gibi 7 milyar insanın refahı için milli görüşü getireceğiz. Ve gerçek milli görüş anlayışını bu milletin inşallah damarlarında hissedene kadar biz bu işi bırakmayacağız. Kayseri hemşehrilerimize selamlarımızı sunuyoruz. Yeniden Refah Partisi gümbür gümbür geliyor bu teşkilatlara kavuşup inşallah bize destek verip çatımız altında toplanıp Türkiye'yi hep birlikte inşallah refaha kavuşturmayı arzu ediyoruz. Saygılar, sevgiler, selamlar sunuyorum. Kavuşacağız, görüşeceğiz inşallah. Bundan sonra da sürekli bizleri takip etmeye devam edin. Sizleri çok seviyoruz ve biz sizler için varız. Halkımız için varız. Teşkilatlarımız da sizler için var. Bugün burada Cumhuriyet Meydanı'nda haykırıyoruz, söylüyoruz. Diyoruz ki bu milletin ruh kökü teminatı, Milli Görüş Teşkilatı ve Yeniden Refah Partisi'dir. Saygı ve sevgilerimle. Thank you.